Merhabalar, LGS derslerinin soru dağılımı ve soruların özellikleriyle yine birlikteyiz. Bu videomuzda tüm derslerin 2018-2019 hangi konulardan soruların geldiği ile ilgili yorumlar yapacağız. İlk önce LGS sınavı hakkında biraz bilgi verelim. Soru sayısı ve sınav süresi, sınav tarihi 7 Haziran 2020 Cumartesi günü arkadaşlar. Sınav süresi 155 dakika ve Soru sayısı 90 soru. Sınav soruları hangi sınıflardan gelecek? Sadece 8. sınıf müfredatından gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar hangi derslerden kaç soru çıkacak? Türkçeden 20, matematikten 20, fenden 20, inkılap, yabancı dil ve dinden 10'ar soru gelecek. Sorular nasıl olacak? Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olacak. 3 yanlış cevap 1 doğruyu götüreceği için işimizi şansa bırakmayacağız arkadaşlar. Testlerin kaç sayıları? Türkçeden 4 Matematikten 4, Fenden 4, İnkılap tarihinden 1, Din kültüründen 1, Yabancı dilden 1 olacak arkadaşlar. Sınav süresi ve başlama saati ile ilgili arkadaşlar Türkçe, İnkılap tarihi, Din kültürü, Yabancı dil toplam soru sayısı 50, Başlama saati 9.30, Sınav süresi 75 dakika, Sayısal bölüm Matematik ve fen bilimleri toplam 20-20-40 soru 11.30'da başlayacak toplam 80 dakika sürecek. Şimdi arkadaşlar Türkçeden başlayarak 2018-2019 hangi ünitelerden kaçar soru geldiği hakkında biraz bilgi verelim. Sözcükte anlamda arkadaşlar 2018'de 2 soru, 2019'da 1 soru gelmiş. Cümlede anlamda 3 soruya 2 soru. Atasözleri ve deyimlerden 2018'de soru gelmezken 2019'da bir tane gelmiş. Parçada anlamda arkadaşlar 8 soru gelirken 2019'da 3 soru gelmiş. Yani paragraf arkadaşlar. Filimselerden birer soru gelmiş. Cümle öğelerinden her iki yılda da gelmemiş. Filde çatıdan her iki yılda da gelmemiş. Fakat bu yılda gelmeyecek anlamına gelmez. Cümle çeşitlerinden birer soru. Anlatım bozukluklarından her iki yılda da birer soru gelmiş. Edebi türlerden birer soru. Söz sanatlarından gelmemiş. Noktalama çalışmalarından birer soru gelmiş. Yazım kurallarından 2018-2019'da birer soru gelmiş. Sözel mantıktan 2018'de bir soru gelirken 2019'da iki soru gelmiş. Arkadaşlar grafik okuma ve görsel yorumlamada gördüğünüz gibi 2018'de soru gelmezken 2019'da bir tane grafik okuma görsel yorumlamadan 4 soru gelmiş. Dikkat ettiysek arkadaşlar paragraf sorularından 5 soru indirip burada grafik okuma ve görsel yorumlamadan gelmiş. Onun için bu 15 tatilde size önerim grafik okuma ve görsel yorumlama üzerinde biraz durmanız. Türkçe'de 2019'da görsel yorumlama ve grafikten grafik okumadan sorular arttırılmış. Hemen LGS'in Club ile devam edelim. Arkadaşlar bir kahraman doğuyor. Her iki yılda birer soru gelmiş. Milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar. Her iki yıl ikişer soru gelmiş. Milli bir destan ya istiklal ya ölümde. 2018'de gelmemişken 2019'da iki tane gelmiş. Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye'de 5 soru gelirken 2019'da 4 soru gelmiş. Demokratikleşme çabalarından ikisi yılda da gelmemiş ama bu yıl gelmeyecek anlamına gelmez. Atatürk dönemi dış politikadan her yıl birer soru gelmiş. Atatürk'ün ölümü ve sonrası 2018'de bir soru gelirken 2019'da gelmemiş arkadaşlar. LGS din kültürü ve ahlak bilgisi soru dağılımına bakıyoruz. Kaza ve kaderden 2018'de bir soru 2019'da gelmemiş. Bir peygamber Tanıyorum Hazretim Musa 2018'de gelmemişken 2019'da bir soru gelmiş arkadaşlar Zekat ve Sadaka ibadetinden 2018'de gelmemiş 2019'da bakın üç tane üç tane gelmiş Din birey toplumdan bir tane gelmiş 2018'de 2019'da gelmemiş Dinin temel gayesinden 2018'de bir soru 2019'da gelmemiş Hazreti Muhammed Doğruluğu ve güvenilir kişiliği bir soru gelmiş 2019'da 2018'de gelmemiş. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkı gözetmedeki hassasiyetinde 2018'de gelmemiş, 2019'da bir soru gelmiş. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlara değer vermesinden her yıl birer soru gelmiş. İslam dininin temel kaynaklarından her yıl birer soru gelmiş. Kur'an-ı Kerim'in ana konularından her yıl birer soru gelmiş. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemden 2018'de gelmiş, 2019'da gelmemiş. İslam dinine göre kötü davranışlar 2018'de gelmiş, 2019'da gelmemiş. İnsan paylaşma ve yardımlaşmaya ihtiyacı tevekkülden 2018'de gelmemiş, 2019'da bir tane gelmiş. Bakın değişebiliyor arkadaşlar. Hac ibadetin 2018'de bir tane gelmiş, 2019'da soru gelmemiş arkadaşlar. Hemen İngilizce soru dağılımına bakalım. Arkadaşlar Friendship'ten 2018'de iki soru, 2019'da bir soru. Teen Life'tan 2018'de bir soru, 2019'da 3 soru. Bakın soru sayısı arttırılmış. Indie Kitchen'dan birer soru gelmiş. On the Phone'dan 2018'de soru gelmemiş, 2019'da bir soru gelmiş. The Internet'ten birer soru gelmiş her yıl. Adventures'tan arkadaşlar birer soru gelmiş. Turizm'den 2018'de 3 tane gelirken arkadaşlar 2019'da soru gelmemiş. Dikkat çekici. Chores'tan birer soru gelmiş. Science'tan 2018'de soru gelmemişken 2019'da bir soru gelmiş arkadaşlar. Natural Forces'tan arkadaşlar hiç soru gelmemiş. Hem 2019'da 2018'de soru gelmemiş. Arkadaşlar matematiğe sayısala geçelim. Matematikte çarpanlar ve katlardan birer soru. Üstlü ifadelerden her iki yıl ikişer soru. Karaköklü ifadelerden üçer soru. Bakın arkadaşlar önemli. Üç soru geliyor. Veri analizinden bakın. Bir soru gelmiş 2019'da 2018'de gelmemiş. Olasılıktan her yıl birer soru gelmiş. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Bakın iki soru gelirken 2019'da bir soru gelmiş doğrusal denklemler ve eğimden bakın arkadaşlar 5 soruya çıkmış 2019'da soru sayısı arttırılmış bu üniteden eşitsizliklerden 2018'de 2 2019'da 1 üçgenlerden 2018'de 1 soruyken 2019'da bu 2 soruya çıkmış eşlik ve benzerlikten her yıl birer soru gelmiş Dönüşüm geometrisinden arkadaşlar her yıl birer soru gelmiş. Geometrik cisimlerden 2018'de 3 soru gelirken 2019'da yalnız bir soru gelmiş. Şimdi mıstık fenci olduğumuz için fen bilgisinde soru dağılımına biraz üzerinde daha fazla duracağız. Arkadaşlar mevsimler ve iklim 2018'de soru yoktu. Çünkü bu ünite 2018 müfredatında yoktu. 2019'da bir soru geldi. Yine bir soru geleceğini tahmin ediyorum. DNA ve genetik koddan arkadaşlar 3 soru gelmişti. Yine 3 soru geleceğini düşünüyorum. Basınçtan müfredatta yoktu, soru yoktu. 2 soru gelmişti. Yine iki soru geleceğini düşünüyorum. Mad yapısı ve özelliklerinden üçer soru gelmişti. Yine 3 soru. Maddenin halleri ve ısıdan 2018'de 3 soru gelmişti. 2019'da iki soru geldi. Bu ünite birleştirildi arkadaşlar. Toplam maddenin yapısı ve özellikleri, maddenin halleri ve ısı birleştirilen üniteden toplam yine 5 soru geleceğini düşünüyorum. Basit makinalardan iki soru geldi her yıl. Yine iki soru düşünüyorum. Canlılar ve enerji ilişkilerinden 2018'de 3 soru gelmişti. 2019'da 4 soru geldi. Yine 4 soru gelir arkadaşlar. Elektrikten 3 soru. Işık ve ses 2018'de vardı. Kaldırıldı ünite. 2 soru gelmişti. Deprem ve haloylarından 1 soru gelmişti. 2019'da ünite olmadığı için soru gelmedi. Şimdi de biraz daha ayrıntılı bakalım arkadaşlar. 2019'a çıkmış soruların ünite dağılımına da bakalım. Fen oldu, mıstık fenci olduğu için burada biraz daha ayrıntılı bakalım. Mevsimler ve iklimden arkadaşlar bir soru gelmişti. Bakın mevsimlerden gelmişti soru. Yine geleceğini düşünüyorum. DNA genetik koddan, kalıtımdan, DNA'dan, adaptasyondan birer soru gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Basınçtan iki soru gelmişti. Yine iki soru. Madde ve endüstri arkadaşlar. Madde ve doğası. 5 soru gelmişti. İkisi madde ve ısıdan, 3 asit bazdan sınıflandırılmasından, bir tane de periyodik cetvelden gelmişti. Yine öyle geleceğini düşünüyorum. Basit makinelerden iki soru gelmişti, yine iki soru. Bakın dağılıma uygun arkadaşlar. Enerji dönüşümü çevre bilimlerinden 4 soru gelmişti. Yine 4 soru düşünüyorum arkadaşlar. Elektrikten 3 soru gelmişti, yine 3 soru düşünüyorum. Arkadaşlar Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.